Evet açıklama gelmiş Trabzonspor'dan sevgili seyirciler 59 öncesi şampiyonluklar hakkında Galatasaray'dan birkaç açıklama gelmişti hem yazılı hem sözlü. Hemen paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararı öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve İçerisinden çıkarılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır. Türkiye'nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa Trabzonspor Kulübü olarak başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır. Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdman Ocağı'nın 12 İdman gücününse 8 şampiyonluğuyla devam ettiği süreci birleşmenin ardından Trabzonspor adıyla birlikte TFF'nin kabulüne göre 7 aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taşlandırdık. Yani 20 şampiyonluğu buradan e, Trabzonspor istiyor. geçmiş Geçmişi tarihi başarılarla dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz yalnızca şampiyonluklarla sınırlı kalmamıştır. Kurucu kulüplerimizden İdman Ocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda 57-58, 63-64 ve 65-66 yıllarında toplamda 3 kez olmak üzere kupanın sahibi olmuştur. Kulübümüzün kurucu kulüplerimizle birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Oluşturulan komisyonda 1959 öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsızlık ilkesi gereği adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru karar vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz. Başkanımız Ertuğrul Doğan diyor açıklamada altta. Evet, şimdi böyle bir tartışma başladı. E tabii Trabzonspor'un tarihini vesaire hani sizler çok daha iyi bilirsiniz. O yüzden e, Selahattin Kınalı'ya sorayım. E, böyle bir durumda gerekebilir mi o 59 öncesi komisyonun alacağı kararlar arasında? Ya Türkiye Futbol Federasyonu çok zamansız bir adam attı. Onu söyleyeyim bence. Bu komisyon, komisyon kurulu. O zaman Türkiye'de birçok şey için komisyon, yeniden komisyon kurulması gerekebilir. Oysa hukuk devletlerinde bir karar alınır. İşte bir 59'da profesyonelliğe geçtik dersin. Ondan gerisine bakmazsın. Ondan öncesi sıfırlanır. Ha diyelim bir kulüp bunu kabul etmiyor Fenerbahçe. Federasyona başvuruyor. Federasyon bir komisyon kuracak şimdi. Karar verecek. Neye göre veriyor? Trabzon'un açıklamasında ne var? Diyor ki kendi aranızda oynamışsınız. Türkçesi bu yani. Üç il. Bu İzmir Ankara da çok yoktur aslında. Bir ara bir Adana Demirspor Ankara kontenjanından katılmıştır falan. Yani İstanbul Mahalli Ligi'nin e, kısmen işte İzmir'si İzmir'de futbol o İngilizden dolayı evet. freer galiba biraz daha erken başlamıştır. biliyoruz bunu. E, İstanbul Mahalli Ligi'nin kendi aralarında oynadığı maçlarını şampiyonluklarını istiyor Fenerbahçe. Bak hukuken bir itirazım yok. İstesinler, kararı verilsin. E tamam o zaman. Türkiye'nin bir parçası da Trabzon. Trabzon'da da e, 1924'te Rusya karmasıyla maç yapılacak yapılabilecek kadar futbolun geçmişi var. Daha eskisine gitmiyorum. Yani uluslararası temas bile var. Gayri resmi de olsa. Hı hı. Ya futbol orada da çok gelişmiş. E, çok sevilen, e, sosyal hayatı belirleyen bir spor dalı olmuş. E İdman Hoca'ya 1924'te kurulmuş. 24 ile 59'a kadar İdman Hoca'nın 13 şampiyonluğu var. Ve Trabzonspor'un kurucu takımı. Yani Trabzonspor'un bünyesi içinde erimiş İdman Hoca. İdman gücü. işte Karadeniz Martıspor var ayrıca. 1967'de kurulan Trabzonspor'un bünyesinde iki takımlar. E şimdi bunlar da haklı olarak demezler mi? Kardeşim tamam İstanbul Mahalli Ligi'nde oynadın şampiyon oldun. Sana yıldız verecek. E tamam ben de Trabzon Mahalli Ligi'nde oynadım. E ben de şampiyon oldum. E hani benim yıldızım? Şu denebilir. Şu olsaydı derdik ki federasyon haklı. O zaman diyelim bir Türkiye şampiyonası düzenleniyor. İdman Hoca'na telgraf çekmişler. Bizim böyle böyle bir şampiyonamız var. Katılım gösterecekseniz ya da gösteremeyecekseniz bize yazılı olarak dönün. Öyle bir belge var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Biz karar verdik. İstanbul'da oynuyoruz. Şampiyonumuz da Türkiye şampiyonu olacaktır. Hadi canım. O zaman Trabzonspor'da federasyon kabul mü edecek, itirazım yok. O zaman 20 tane Trabzonspor'un şampiyonunda da kabul evet. edecek. Benzer başı takımlar da vardır. Tabii. Girisu Mali Ligi'ni şampiyon olan takım da şampiyonluk istesin o zaman. Herkes isteyebilir. Diyoruz ya geçen i̇dman federasyon ocağı, idman gücü işte Trabzonspor'un bu arada tabii hani gençler pek bilmeyebilir. O bölgedeki şehirdeki takımların, kulüplerin birleşmesiyle kurulan bir Trabzonspor evet. var. Kısacası Trabzonspor diyor ki bu takımların da Trabzonspor adını almadan önceki şampiyonlukları herhalde tescil edilir şeklinde bir talebi var Trabzonspor'un. Bu arada sizin bu açıklamayla ilgili 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Program paylaşımının altına yazarsanız e, size olumlu mu geliyor, mantıklı mı, mantıksız mı geliyor? E, bunu da merak ediyorum, okuyacağım. Buyur hocam. E, konu büyüyor. Yani daha e, şu ana kadar Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Konuşulan bir konuydu. Şimdi Trabzon'da devreye girdi. ki Böyle olmasını hem saygıyla karşılıyorum hem de olmazsa olmaz benim çok önemsediğim bir konu. Yani bu iki kulübün arasındaki bir tartışma veya bir konuşma değil. Türkiye'de bütün futbol kulüplerinin bu konuda net görüş bildirmesi lazım. Evet, biz çağımızın gereği fikri olan saygıdan dolayı her fikre her zaman saygı gösterip yeri geliyorsa onun araştırılmasından yana da tavır sergiliyoruz. Ama işin bir gerçeği de şu. Ben hep onu diyorum. Bizim zamanımız, emeğimiz, paramız, her şey sınırlı. Biz bunu ya Türk futboluna faydalı olacak şekilde harcarız veya bize faydası olmayacak hatta zararı olacak şekilde kısır döngü içinde bir kavga yaparak harcarız. E bence ikinciye hiç gerek yok. Hele hele önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesinin Bence sağ dışında daha da çok ses getireceği gerçeği gözümüzün önünde duruyor. O yüzden biz ayrıştırıcı değil, tamamıyla birleştirici olabilecek her türlü olaya destek vermemiz lazım. Bence e, bu konuya da bir giriş yapıldı. Artık bunu olduğu gibi hayır ben komisyon da kurmayacağım diyemezsin. E, o zaman bir an önce kulüplerde bu konudaki görüşleri net ortaya koysunlar. Bu konu bir an önce. Çözüme kavuşsun. Yani çözüm bence de 59'dan öncesine e, herhangi bir şampiyonluk veya bir kupa veya sözünün verilmesi kesinlikle doğru değil. Çünkü hele hele büyük kulüplerimizin bence günümüzde örnek olacak şekilde geçerli olan bütün yasalara, hukuka, kurallara uymakta e, e, örnek olması gerekir. Yani evet kuralı beğenmeyebilirsiniz ama o kuralı değiştirmek için siz başvuruda bulunun ama değişene kadar ona yine uyun. Bunun dışında e, hiçbir bir kulübün bence bir hamle yapmaması işin en güzeli. Sonuçta da zaten değişen bir şey olmayacak onun benim görüşümde daha şimdiden bu. Yani hepimizi üzecek gereksiz yere gelecek bir tartışmanın içine girdik bir daha birazdan ya da önümüzdeki saatlerde günlerde diğer kulüplerden de açıklamalar gelebilir. Belki Fenerbahçe'nin bir cevabı olur. Ee, iki gündür bu onur bu açıklamalarına ve bugünkü Trabzonspor'un açıklamasına Trabzonspor'un Trabzonspor açıklamasını muhatabı Fenerbahçe değil, TFF. Fenerbahçe'ye verebilirsin diyor. O zaman benim 20 şampiyonluğu da verin diyor yani. Başka bir şey demiyor aslında. Tabii, tabii muhatabı TFF ama Fenerbahçe başlattığı için bu olayı hani biraz böyle ya. baş rolü aslında Fenerbahçe'ye veriyoruz evet. bizde haberlerimizde, yorumlarımızda. Ya futbolumuz Öldürüm. Biraz da espri. Şimdi bu komisyonda kim görev alacak diye önce onu tartışacağız daha. Değil daha, o belli değil değil daha, daha yapılacak çok şey var. Futbolun dışında yani, her şeyi için Bakıyorsak, Gülebileceğimiz çok konu çıkacak evet. orada. Ya Allah kolaylık versin o komisyonu atanacak başkana ve diğer komisyon üyelerine. Ya, TFF açıklama Şimdi... yapıyor. TFF açıklaması diyor ki Türk Futbolunun acil çözüm bekleyen sorunlarından biri olarak 59 öncesi diyor. Ya Türk Futbolunun acil çözüm bekleyen sorunu 59 öncesi kimin şampiyon olduğu değil. Amatör takımlar iki kilometre ötedeki 3 kilometre ötedeki deplasmanlarına gidecek dolmuş parası bulamıyorlar ya. Türk Futbolunun sorunu bu. Buna çözüm üretebiliyor musun? Bundan bahset bize. Suni gündemler yaratıp, suni gündemler üzerinden kendi varlıklarını sürdürmenin çaresini arıyorlar. Ya yani Türk futboluna çare aramıyorlar. Başkaları kanabilir, beni kandıramazlar.